Sırada da Nasr suresi, yani zafer manasında zafer, Nasr suresi. Medine'de son artık peygamberimizin vefatına yakın inen surelerden, bazıları son olduğunu söylemiş, bazıları kabul etmemiş ama vefatına yakın olduğu zaten içeriğinden anlaşılıyor. 3 ayetten oluşuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel fethu. İza ca'e geldiği zaman, izadığı zaman, ca'e geldi, iza ca'e geldiği zaman. Ne geldiği zaman? Nasrullahi, Allah'ın yardımı geldiği zaman. Kim, ne soruları, yani yalın olarak sorduğumuz zaman neyi verir bize? Faili. Onun içinde harekesi nedir burada? Merfu. Evet. Fail, merfu. Aynı zamanda el yok, tenvin yok. O halde burası? Muzaf. Allahi? Muzafın ileyh ve mecrur. Burada görüyoruz. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fethu. Ve zafer geldiği zaman. Fethu yani neticede, sonuçta fetih, yani zafer. Zafer geldiği zaman. Atf harfinden sonra gelen nedir? Matuftur. Neye atfediliyor? Nasr kelimesine. Yani yardımı, Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman. Evet, bir sonraki ekran. Ve ra'aytan nase yedhulune fi dinillahi afwaca. Ve atıf harfi, yani iza ra'ayte devam ediyor, cümle atfediliyor. Ve ra'ayte gördüğün zaman, hani iza ra'ayte atıf harfi yeterli. Kimi gördüğün zaman, insanları gördüğün zaman, yedhulune giriyorlar. İnsanları girdiklerini, neye girdiklerini, fi dinillahi, Allah'ın dininin içerisine girdiklerini insanların gördüğün zaman. Nasıl? Efvacen, fevç çoğulu efvac olarak geliyor, bölük bölük, grup grup, fevç fevç geldiğini, din, Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Yani bu artık Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası, Mekke'nin civarındaki bütün kabileler teker teker, grup grup gelip Müslüman olduklarını ilan ediyorlar. Gramer olarak bakarsak, ve ra'eyten nase, ra'eyte gördüğün zaman, ra'a fiili mazi olmuş oluyor. T kısmı fail, muttasıl zamir, ne mahallinde? Ref mahallinde. Kimi gördüğün zaman, insanları gördüğün zaman. Dolayısıyla kimi, neyi sorusu mef'ulü veriyor. Burası da mef'ul ve mansub, yani üstün harekeli. Şimdi burada durak yok, secavent yok. Direktman muzari fiil başlıyorsa bir cümlenin arkasından, o hal demektir. Hal bir fiil cümlesi, muzari fiil cümlesi. Hal aslında mansuptur hareke itibariyle. O zaman ne cümlesi? Muzari fiil cümlesi, nasb mahallinde diyoruz. Nasıl bir fiil? Muzari fiil. Buradaki vav da fail, yani cemi alameti. Cemi vavı ref mahallinde. Girerken, hal nasıl tercüme ediliyor? Girerken, girer halde gördüğün zaman. Nereye? Fi dinillah. Fi ise harfi cer, dini, mecrur isim, aynı zamanda muzaf, Allahi muzafın iley ve de mecrur efvacen. Nasıl? Bölük bölük. Burada yukarıda hal bir fiil cümlesiydi. Burada sadece tek bir isimden oluştu. Tek bir isimden olunca da üstün tenvinli olarak gelir hal. Evet, bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Bir sonraki ekran. Evet, ne dedi? Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, insanların da fevç fevç, grup grup Allah'ın dinine dinine girdiklerini gördüğün zaman, fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Fesebbih, hemen akabinde, arkasından sebbih, tesbih et. Bunun fiili sebbeha yusebbihu. Yusebbihu. Emir nasıl yapılıyordu? Y'ye atıyoruz sonunu.
cezim yapıyoruz. Geride ne kaldı? Sebbi. Tesbih et. Tesbih et. Bihamdi Rabbike. Muzaf muzafun leh var burada. Harfi cerden sonra geldi. Rabbinin hamdi ile, yani Rabbini hamd ile tesbih et. Vestavfirhu. Burada da arkadaşlar istavfera yestavfiru. Emir nereden yapılırdı? Muzari fiilden yestavfiru. Ye'yi attık. Tabi cezim var muzarat harfinden sonra. O zaman oraya ne koyuyoruz? Elif koyuyoruz. Tabi harekeste esre. Sonunu ne yapıyoruz? Cezim. Geride ne kaldı? İstavfir. Şurada da istavfirhu. Yani istavfera, yestavfirunun sözlüğüne baktığımız zaman nokta noktadan bağışlanma dile. Dolayısıyla istavfirhu, ondan bağışlanmasını dile. Harfi cere ihtiyacı yok yani. Ondan bağışlaması kimden? Allah'tan. Bakın burada bir Müslümanın tavrı ortaya çıktı. Bir zafer kazanıldığı zaman, bir efendim başarıya ulaşıldığı zaman akabinde Müslümanın yapması gereken Allah'ı ne yapmaktır? Tesbih etmektir. Hamd ile tesbih etmek, onun her türlü noksanlıktan uzak olduğunu dile getirmek ve onun verdiğini söyleyerek başı önünde, değil mi? Padişahlar da, Osmanlı padişahlarından örnekler duyuyoruz. Böyle bir fetih olduğu zaman başları önünde hemen Allah'a ne yaparlar? Tesbih ederler ve ondan bağışlanma dilerler. Yoksa hadi bunu kutlayalım deyip içkiyle veyahut da günah yollarla bunu yapmazlar. Müslümanın tavrı, mutluluğu, zaferi, her şeyi Allah ile. Bir sonraki ekran, ondan bağışlanmayı çok sık istememiz lazım. Çünkü ne zaman ölümün geleceği hiç belli değil. İnnehu kâne tevvâba. Yani geçmişte kötü şeyler yaptıysak ama Allah 24 saat tövbe kapısını bize açık tutuyor. Çünkü innehu, doğrusu o, kâne tevvâba. Tevvâb mübalağalı ismi fail. Mübalağalı, hani kahhar, cebbar, tevvâb. Tövbeyi çok kabul eden, yani mutlaka kabul eden. Şimdi kâne'yi gördük burada. Kâne eğer bu şekilde isimlerin önünde geldiği takdirde süreklilik ifade eder. Süreklilik, yani daima diye tercüme de edebiliriz. O daima tevbeleri kabul edendir. Yani geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle, bundan sonra da böyle olacaktır manasında. Evet, gramatik olarak bakarsak innesi tekit ve nasb harfi, hu kısmı innenin ismi, muttasıl zamir nasb mahallinde. Kâne ve sonrasındaki cümle, yani fiil cümlesi, innenin nesi olur arkadaşlar? İnnenin haberi. O zaman cümle olarak. Çünkü kâne bir fiil. Fiil cümlesi ne mahallinde deriz? Ref mahallinde. Çok güzel. Kâne kendi içinde incelersek, kâne nedir? Fiili mazidir. Nasihtir, yani müpteda haberin önüne gelip kânenin ismi kânenin haberi yapar. Kânenin ismini görmüyoruz burada. O halde gizli. Kânenin ismi hüve olarak takdir edilen gizli zamir. Kânû olsaydı oradaki vav elif olacaktı. Ama burada gizli hüve zamiri. Kânenin haberi, zaten haberi olduğunu üstün oluşundan da anlıyoruz. Hani kânallahu gafuran diyorduk. Üstün oluşundan da anlıyoruz. Tevvâben kânenin haberi ve mansub. Demek ki Allah tövbeleri daima kabul edendir. Mutlaka kabul edendir. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bundan sonraki dersimizde Tebbet suresinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgilerle, saygılarla.